sizin dediğiniz hani şu e, hükümet devlet ayrımı o ayrım nerede kendisini gösterebiliyor musunuz? Hükümet vardır doğru devleti idare eder. Eğer devletin idaresinde yer alan örneğin taşla teşkilatında bulunan vali kaymakam bürokraside bulunanlar siyasileşmişse partizanlık yapıyorsa o zaman sıkıntı var. Oturup da sosyal medya üzerinden kabulü mümkün olmayan onların memuriyet kamu görevliliği tarafsızlığını bozan paylaşımları varsa Bunlar sorun. Onların işi değil, haddi de değil. Hatta kraldan çok kralcılık yapanlar var. Bunları konuşalım. Ama ben şunu söylüyorum. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin baktım. 911 kilometre Suriye, 378 kilometre Irak, 534 kilometre İran. Sınır hatları var, kara sınır. Şu anda ben dua ediyorum, yeminle, şu Irak'ta bir hükümet kurulsun da bir muhatap bulalım kendimize ya. Keşke bir hükümet kurulsa e, işte oran kaçmış biliyor musun? Yüzde 41 katılım olmuş. Sadır denilen bir Irak milliyetçisi şu anda ön planda. Onu gösteriyor ki o da esasında Irak'ın Suriye'ye benzemediğini gösteriyor. Farklı bir anladığımız kadarıyla coğrafya. Ben yemin ediyorum Suriye'de bir muhatap bulmak istiyorum. Rusya anlaşmamızı istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri anlaşmamızı istemiyor. Ortada kaldık. Sıkıntı var. Şehit veriyoruz. Oradayız. Oraya hakikaten müdahale etmemiz lazım. Ama gel gör içeride biz zaten birbirimizle uğraşmaktan, bu iktisadi sorunlardan başımızı çıkaramıyoruz, kaldıramıyoruz. Ben size şunu söyleyeyim. Mesela Fransa, Almanya gibi memleketleri hani ekonomide Sayın Cumhurbaşkanı veriyordu onları geçtim. Kişak ve hürriyetlerinde verdiğimizde bu memleketleri ne kadar eleştirirsek eleştirelim. Hakikaten muhalefette olanları, iktidarda olanları sahada o protestolarında, toplantı gösteri yürüyüşlerinde eşit muamele gördüğünü bizler izliyoruz. Olmaması lazım. Ha çifte sandat var mı? Var. Sadece yargıda değil, her alanda var. Yani çıkalım iktidarı destekleyen bir toplantı, işte veya protesto bu bir anayasa da güvence altına alınmış. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile tanınmış. Sözde değil özde korunması, kağıt üzerinde bırakılmaması gereken en önemli hak olarak, hürriyet olarak kendisini gösteren bu yerde gelin görün ki muhalefetten bunu yapmaya çalıştığınızda işte trafikler, başka bir şeyler. Oysa izin de almak gereği yok. Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin silahsız saldırısız toplanma, gösteri yapabilme hakkını koruyup kollanması gerektiğini işaret ettiği halde bir takım bahanelerle bunların kaymakam veya valiler tarafından kaymakamlar tarafından önlendiğini görürsünüz. Ha? hak ve hürriyet var mı? Var. Ama duruyor musun? Hayır. Kamu otoritesi kendisine karşı yapıldığını gördüğü yerde önüne geçiyor. Yargıda da var kardeşim. Ama ben yargı mensuplarını suçlamıyorum ki bunda. Yani yargı bağımsızlığın tarafsızlığını yaparsın da ülkede sen adli kolluğu kurabilmiş misin, kuramamışsın. Hakimler, savcılar kurulunun yapısında sorun var mı? Liyakat, ehliyet sorunu var mı? Var. Yer ve yetki güvencesi sorunu var mı? Var. İster istemez siyasetin içine giriyor. Siyaset ona müdahale ediyor. Ama diğer taraftan diyorsunuz ki ben e, önemli meseleyi şurada görüyorum. Esas garip kurabanın hakkının korunması lazım. Bütün mesele o. Zaten ana tartışma yeri şu. Hani diyor ya zengin öldüm diyor. Ya fakir de diyor ki ya ver diyor bu nasıl ölmekse biraz da ben öleyim diyor ya. Baba öyle bir sorun var. Orta direk sorunun var senin. Alt üst arasında uçurumun açılması sorunu var. Diyor ki geçen bir tartışma programı. Efendim araç alış satışlarının rakamını duydum. Kaç milyon kişi alıyor? Sen 84 milyonsun. 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon, 8 milyon, 9 milyon, 10 milyon, 15, 20, 25, 30. Hayır. Hayır. Sen o zaman, sen o zaman, sen o zaman esas olan, ben şunu söylüyorum. Bakın siyah siyah, beyaza beyaz milletin derdi derken birlerin cebini düşünmüyorum ben. O birilerinin cebi değil mesela. Başka bir şey söyleyeyim size. <laughs> Kanaatimce önemli. Ya artık biz birbirimizi görüş ayrılıklarına düştüğümüz zaman lütfen şucubucu olmakla suçlamaktan çıkalım ama maalesef siyaset bunu yapıyor. Bakanlar bunu yapıyor. Muhalefet bunu yapıyor. Erdal abi bana istediği kadar kızabilir. Şu anda böyle bir ortamda 19-20 yıl sonra aklım almıyor hala Recep Tayyip Erdoğan eksenli bir politikanın izlenmesi ya. Bırak kardeşim kop unut onu ya. Senin amacın, senin amacın Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek değil. Senin amacın Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine talip olup alternatif olabilmek, sorunları çözebilme iradesini bu topluma, bireylere gösterebilmek. Ben size bir söyleyeyim mi? Sorun ne? Şu anda bütün endişe ekonominin ötesinde. Hani o Z kuşağı dedikleri var ya yeni kullanacak, oy kullanacak 6-8 milyon. Sonucu onlar belirleyecek. Sen Cumhurbaşkanı niye illerde toplantı yapıyor, gençlerle buluşuyor? Sebep ne? Sebep ne? Çünkü koptu. Tekrar o bağı kurmak istiyor. Doğru yapıyor. Yapmaya çalışıyor. Ha, i̇nandırır inandırmaz ayrı. O ayrı bir husus. Niye kadınlarla buluşuluyor? Çünkü eğer siyasetçiysen, temsil demokrasiden bahsediyorsan kendini anlatman lazım. Üç ye ile geldin. Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar. Hikayen bitti. Tükendin. AK Parti 2010 yılında kaldı kardeşim. Bunu hepimiz biliyoruz. Çıkamıyor oradan bir türlü. Kendisini yenilemesi lazım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim konuşmamız gereken ne? Ya geçen benim elime internette var. Şuradan da bulabilirsem. Sayıştay incelemeleri geçti. Sayıştay, Sayıştay. 2020 yılı bir bakayım dedim Sayıştay'ın bir kamu kurumuyla ilgili denetim raporuna. Ya bir işte bir hesap çıkmış. Gördüm onu. 3 milyon 918 bin 20 Türk lirası. Sayıştay diyor ki yolsuzluk var burada diyor. Ne yapıldığına baktım henüz bir şey yok ortada. Bu internette duruyor. Ha, siz fakirleşme diyor musunuz? Para diyor musunuz? Para oralarda, oralarda. E şimdi bizim konuşmamız gereken bunlarken muhalefet böyle bir hata yapıp da siyasi cinayet teorisini ortaya atarsa ben de kardeşim sen niye ekmeğine yağ sürüyorsun dediğimde bana niye kızıyorsun? Tam da istediğini veriyorsun. Tam da diyorsun ki sana bir orta yapıyorum futbolda. Al da gol at diyorsun ya. Kardeşim senin şu anda tartışacağın meseleler bunlar mı? Değil. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Terörist meselesi. Başka kavramlar ya bu ülkede en çok kullanılıp iki boşaltılan kavramlar ya bu ülkenin öğrencisine beğenirsin beğenmesin terörist vatan aynı diyebilir misin? E o sana derse niye kızıyorsun kardeşim? Ceza hakkında bile bak hakarette karşılıklı hakaret cezasızlık sebebi. Yani biri sana hakaret ederse sen de ona cevap verirsen suç olmaz. Ya da ikiniz de cezalandırılmazsınız. Bunu ben söylemiyorum. Kanun söylüyor. Dolayısıyla bence en önemli sorun empatiyi kaybettik. Ya biz demiyor muyuz ortak sevinç ve üzüntülerde buluşalım? Ya bakıyorsunuz ülke bir anda anayasa konuşuyor. Kardeşim ne anayasası ya? Ben de biraz sonra vereceğim size anayasa yazarsınız. Bir şey değil ama uygulama önemli. Ne uyguluyorsun sahada? inandırıcılığın ne kadar? Buna bakacaksın. Bakın ben size başka bir söyleyeyim. Biz bunları burada tartışıyoruz, ediyoruz. Ama bizi seyredenler, izleyenler diyordur ki ya kardeşim bu meseleler hep zaten bu. Ya bu ülkede geçmişte hepimiz hatırlarız. Yaşımız iyice ben hatırlıyorum. iki başbakanın iki defa burnu kırıldı. Birisi Macaristan'da rahmetli. Efendim işte Mesut Yılmaz'a karşı Diğeri de Demirel'e karşı Rahmetli Demirel'e karşı burada Kaç bakan saldırıya uğradı belli değil Fiili saldırı Geçen bir toplantıda denildi efendim denildi ya Siyasi cinayet başka Cebir şiddet tehdit başka Arkadaşlar ceza hakkında kırık pencere metodu vardır Eğer sen Hakaret önlemezsen Eğer sen bir sokakta kapı kırmayı cam kırmayı Failini bulup önlemezsen Veya yakalayıp cezalandırmazsan Gereğini yapmazsan hak ve hürriyetleri korumazsan Oranın yağmalanır da, kundaklanır da 6-8 Ekim olaylarını niye tartışmaya açtık biz? Veyahut da tartışıldığı zaman hemen birileri hareketlenip olmaz efendim diyor. Çünkü meydan boş bırakıldı. Bakın 6-8 Ekim 2014 tarihinden önceki o çözüm süreci denilen meseleye e şimdi olur tabii ki. Devlet meydan boş bırakır mı ya? Devlet saha boş bırakır mı ya? Bu hukuk devleti bak esas geberrüt devletten bahsetmiyorum. Dolayısıyla benim gördüğüm yani birbirimizi bununla itham etmekte öncelikle siyasi Cumhurbaşkanı böyle şey. Sen söyleme kardeşim. Sen söyleme. Bir defa söylediğin yeter. Efendim ama o söylüyor ben cevap vermem. E ne elde ediyorsun? Ne kazanıyorsun? Yıllardır zaten bunu yapıyorsun. Onun istediği bu. Ama sorun bu değil. Ben size bir söyleyeyim mi? Şu 9.072 dolar döviz. Ya e arkadaş şunu sor ki sen buraya şu iddia ile geldin 2018 yılında referan biz hukukta da demokraside ekonomide de yeni yönetim sistemiyle uçacaktık nereye uçtuk hadi bakalım ya yap hesabı ben size başka bir şey göstereyim tartışmayı da bence olumlu buraya getirelim yapıcı bir şekilde ya şuna bakıyorsunuz ya 2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde 100 lirayla 100 Türk lirasıyla yumurta tane 440 adet alınabiliyormuş Ocak 2009 tarihinde Ekim 2021'de 97 adet 343 adet siz yumurtalamıyorsunuz şu anda. O kadar paranız değer kaybetmiş. O kadar enflasyona yenilmişsiniz. Bakın şurada şurada şunu söylüyor. Domates kilo oran. Ocak 2009'da Türk lirası 100 lirayla 114 kilo alabildiğin domatesi 2021'de 21 kilo alıyorsun. 93 kilo eriyip bitmişin. Biz bu, oysa bak bu hükümet enflasyonu yerinde %4'e çekmiş ya. Nasıl başarmış bunu? Ne olmuş da bu hale gelmişiz? Bir yerde yapılmış. Ya siz şunu konuşacaksınız. Bence biz bunu konuşalım. Asıl meselemiz bu. Ya bu ülkenin koskoca Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal niye görevden alındı ya? Ben hala bilmiyorum ya. Hala sır. Çıkıp Sayın Cumhurbaşkanı açıklamıyor bunu ya. Sayın Uysal'ın neden görevden alındığını biliyor musunuz? Ben bilmiyorum işte. Sayın Çetin Kaya'nın neden görevden alındığını. Ben alındı ne bileyim? Musunuz? Ben ama benim için önemli olan şuydu. Naci Ağbal güvenmiştim. Güven devlette de en önemli meseledir, en önemli kavramdır. Ya baktık geçen gün, dedik ki faizi düşüren düşüren de kardeşim senin enflasyonun böyleyken, döviz böyleyken bu faizi aşağı çektiğinde karşılaştığın manzara bu. E şimdi diyor ki millet bize arkadaş diyor, bu diyor şeyin bu faiz indiriminin sonucu değil. Neyin sonucu pardon? Neyin sonucu o zaman? Ne oldu da birdenbire biz dokuzu kırdık geçtik gidiyoruz şimdi. ona da, ya millet de bekler. Bakın esas Hakikaten vatandaş olarak da ekonomi uzmanı olmaya gerek yok bu konuda ya ülkenin meselesi belli sorunu belli. Şu anda bakın bu o kadar kırılgan bir mesele ki bizim elimizi kolumuzu birçok yerde bağlıyor. İstersen dünya deviyim de bölge deviyim de ne deviyim dersen de paran yoksa maalesef Elim kolum bağlanıyor. Şu anda ekonominin gerçek uzmanı kim biliyor musunuz? Sizsiniz. Asgari ücretli. Yok ben de değilim. <laughs> asgari, var ya. e, yani ben elimden geldiğince ilgileniyorum, çalışıyorum, şu, okuyorum her gün ben ama, şunu söyleyip bitireceğim. Gerçekten asgari e, şun, şunu söyleyip anda bitireceğim. Şimdi eğer biz ki bence bitmesi gereken. Ben söylüyorum ya bu siyasi cinayet. Bu bunlar ya bu, bu ülke. Ve bakın şu 1980 öncesine bak. Sonra Uğur Mumcu'ya bak rahmetliye. Efendim Ahmet Taner Kışlalı'ya bak. Bak bu ülkenin bitmez. Ha ama bunu koruyup kollamayan bu insanları. Devleti yönetenler elbette. Bedellerini ödemeli miydi? Evet görevlerini yapmamışlarsa. Ya, dolayısıyla biz bu konularda birbirine... Hele yani Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapılandan evvel çok daha vahim olanlar da var. Ben size söyleyeyim. Var. Oldu. Sadece onlar değil ki. Sizin getirdiğiniz yerden devam edelim. Ee, madem dolayısıyla, getirdiniz... dolayısıyla ben, mesela şu söylendi. Bu da yanlış. Efendim Sayın Akşener'e Rize'de yapılan saldırı arkadaşlar. Sayın Akşener'e Rizeliler saldırmadı. Eğer Sayın Akşener'e Rizeliler saldırsaydı Sayın Akşener oradan çıkamazdı. Mümkün değil. Aklınızı mı yediniz ya? Rize halkı saldıracak ve Sayın Akşener oradan hayır değil. Karşılıklı militan gruplar. Bitti. İki siyasi partinin karşılıklı çekişmesi, atıp tutması orada. Şimdi bunu Rize halkına mal edebilir misin? Böyle bir şey var mı? Yok. Ama siyasetçi anlamıyorum. Ne elde ediyor? Niye oluyor? Yani bu kadar insan tabandan kopar mı? Halktan kopar mı? Vallahi yemin ediyorum size. Eğer doğru diyoruz, akıllarını başlarına almazlarsa bu millet sandıkta çok ağır bedel ödetecek. Ben size söyleyeyim. Şakası yok bu işin yani. Şu, Buyurun selam hocam. Şimdi Ersan hocanın söylediği önemli bir nokta var. Ben de orada bir katkıda bulunmak isterim.